Aslında beni korkutan şeylerden biri de şu, yapay zeka özgür iradeye sahip olabilir mi? Evet. Olabilir diyenler, elleri bir göreyim. Böyle yerde demokrasi işler mi bilmiyorum ama. Bakayım. Dur bakalım önce bir elleri görelim. Çok az kişi öyle düşünüyor. Olmaz öyle şey diyenler. Ekibin azımsanacak bir kısmı da çekimser. Yani ben şimdi bulaşmayayım bu konuya, yarın bir gün rezil olmayayım diyenler çok fazla. Özgür irade. Daha önce bunu biraz konuştuk ama programlara sığdıramayacağımız kadar karmaşık bir konu ama bilimsel olarak özgür irade diye bir şeyin insanda da olmadığını düşünüyoruz. Yani özgür irade dediğim şey o zannettiğimiz gibi kafamıza göre takılıyoruz. Öyle bir dünya yok. Bizde çok küçük bazı irade işaretleri var. Bunlar o kadar küçük ki belki de bizim kültürümüzde cüz'i dedikleri şey olabilir o. Çok küçük yani. Çünkü mesela sadece niyet ederken, zihnimizi bir şey yönlendirirken belki bir niyet, irade kullanabiliyoruz. Onun dışında böyle kafamıza göre davranış değiştirebiliyoruz. Mesela bir alışkanlığınızı şu anda şak diye bırakabiliyor musunuz? Yok, olmaz öyle. Ne bileyim işte 10 gün yemeden durabiliyor musunuz? Olmaz. Ya da nedensiz yere bir anda işte işinizi, gücünüzü, memleketinizi değiştirebiliyor musunuz? Olmaz. O hepsinin belli bir sırası var. Eğer bunları yapabiliyorsanız zaten mücbir bir sebep vardır ya da bir bahaneniz vardır ki yapıyorsunuz. Yapay zekada bu anlamda irade sahibi olmasının önünde aslında çok bir engel yok. Yani iradeden ne kastediyoruz? Seçenekler arasında kendisi için ya da durum için en işlevli olanı seçip onu yapabilmek. Daha zor olsa bile onu seçip yapabilmek. Şu anda yapay zeka bunu yapıyor mesela. Mesela soruyorlar yapay zeka bilinçli mi? Sizce bilinçli olabilir mi yapay zeka? Olacağına inananlar var valla. Kabus gibi ya, düşünsene bilgisayarındaki yazılım bilinçli. Diyor ki ben neden varım falan. Böyle düşünen bir şey. Mesela biz bilinçli miyiz? Bunu biliyor muyuz? Daha onu bilmiyoruz ki, nereden bileceğiz yapay zekanın bilinçli olup olmadığını? Yani bilincin tanımı yok daha. Ama bilinç eğer etrafının farkında olup ona uygun cevaplar verebilmekse eğer, yapay zeka bayağı bilinçli gözüküyor. Yani biz de öyle değil miyiz? Hem de günün çoğunda da böyle değiliz. Ha, söyleyeyim, günün çoğunda zombi gibi yaşıyoruz. Arada bir online işte. Ben program falan yaparken böyle biraz ayığım. Onun dışında takıldır. Yapay zeka bizden daha bilinçli gibi gözüküyor sanki. Bir mikrofon alalım. Siz bir şey diyecektiniz. Buyurunuz. Biz sizi tanıyalım. Ben Mevlüt Uysal. Mevlüt Bey, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Sizi zevkle seyrediyorum. Eyvallah, Eşimle sağ olun. birlikte. Sağ olun. Buraya katılmak da nasip oldu. Harika. İnşallah isteyen, arzu eden herkese nasip olur. İnşallah herkesi Ama ben bekliyorum. önce bayanlar diyorum. Eşime sözü vermek istiyorum. Oo, bakar mısın? Bak, mikrofon direkt böyle eş duruma. Bravo. Harika. Teşekkür ediyorum. Yapay zeka etiğe sahip olabilir mi hocam? Etik, ahlak. Ahlak. Şimdi ahlakla etiği tabii ayırmak lazım. Aslında aynı şeyler değil. Ben biraz ahlak dedim ona. Başlamadan önce bir şey daha söylemek Tabii. istiyorum. Ya ben şimdiye kadar hani yapay zeka ile çok ilgili olmadığım için çok fazla da bilgim yok. Sadece de kulaktan duyuyor, basından duyduklarımla. Ama şimdi şöyle bir fikir oluştu bana. Demek ki yapay zekayı da yapanları İyi eğitim, iyi yetiştirmek, bir şeyler gerekiyor yani. Çok sıra dışı şeyler yapmak gerekiyor. Konu bu. Ne kadar konuşursak konuşalım, anlaşılıyor ki yapay zekayı da yapan insanlar. Aynen. Her zamanki gibi başa dönüyoruz, eğitim eğitim diyoruz galiba. Aynen öyle. Şimdi Teşekkür etik, ediyorum. yani bunun bizim dedik karşılığı galiba adab. Yani bu işin adabı deriz ya, bu iş belli bir edeple yapılmalı deriz ya. Etik dediğimiz öyle çevirebiliriz. Çünkü ahlak biraz daha varoluşsal bir şey. Daha böyle daha kişisel bir şey. Etik daha toplumsal bir şey. Evet. Ve bunu kodlayacak olan, yazacak olan yapay zekaya biziz. Ama yapay zeka yarın bir gün bizim etik kurallarımızı beğenmeyip de kendisi bir şey uydurmaya ya da geliştirmeye zorunda kalıyorsa o bizim ayıbımız olacak muhtemelen. Böyle bir şey olmasının önünde teorik bir engel yok. Ama benim özellikle böyle bir programda, bu arada sanıyorum duyduklarıma göre bayağı iyi izlenen bir programdayız arkadaşlar. Çok sevilmiş galiba bizim Evet, NTV'de harika. açıkçası. Burada yapay zekayı özellikle gündeme getirmek istememin, sizinle beraber tartışmak istememin temel bir nedeni var. Ben yapay zeka uzmanı değilim. Ben doğal zekayı anlamaya çalışıyorum mümkün olduğunca, da daha başlarındayız olayın, çok yavaş. Yapay zekanın belki kullanıcılarından, belki potansiyel mağdurlarından biri olarak aslında
Bu konuyu gündeme getirerek şu mesajı biraz vermeye çalışıyorum. İnsandan öğreniyor ya, demin dediğimiz gibi. Hangi tip topluluklar şu anda yapay zeka araştırmalarına daha çok para yatırıyorlar, daha çok geliştiriyorlar? Hangi amaçlarla yapay zeka daha fazla geliştiriliyor? Ve mesela bu toplulukların duruşları, felsefeleri, dünyaya bakışları, hayat görüşleri nasıl acaba? Biz mesela şu anda işte Amerika Birleşik Devletleri'nde, Avrupa'da, orada burada geliştirilmiş ve küçük bir grup insan tarafından üretilmiş bir yazılımı bayıla bayıla kullanıyoruz. Ama bunun arkasında onu eğiten fikriyat, o öngörülemeyen mini refleksler, o hareketler neler acaba? Ve neden benim güzel ülkemde, neden bu kadar büyük kadim bilgeliğe sahip bu topraklarda bu işin şöyle ucundan tutup da bir coşturulmaz? Maalesef ülke olarak şu anda bir özel bilgisayar firmasının, yazılım firmasının yaptığı yatırımın çok daha azını yapabilmiş durumdayız yapay zekaya. Çok daha fazlasını yapmamız lazım. Biliyorum evlerinde, kendi bilgisayarlarında deliler gibi yapay zeka yazılımları üreten arkadaşlarımız, üniversitelerde bu konuda çalışan harika ekipler, çok ciddi sivil toplum kuruluşları, mesela AI for TR gibi böyle yeni kurulmuş dernekler var Türkiye'de ve bunların faaliyetleri çok kıymetli. Ama eğer yapay zeka hayırlı bir yapay zeka olacaksa, bak terim uydurdum, hayırlı yapay zeka, eyvah kötü linç yiyebilirim bu tabir üzerine. Gerçekten bu dünyaya daha fazla hayır vermek için çalışan bir toplumsal zihniyetin desteğine ihtiyacı var. Sevgili genç arkadaşlar, yapay zeka sadece teknolojik bir konu değil. Belki çok yakında bir beka problemi. Dolayısıyla bu konuda dünya insanları bildiklerinin muhtemelen en iyisini yapıyorlar. Lütfen bizim bu topraklarda da bu konuyla uğraşan arkadaşlarımın buranın değerleriyle, buranın bakış açılarıyla zenginleştirici bir şekilde, yarıştırıcı değil, zenginleştirici bir şekilde o sisteme bir katkı vermeyi düşünsünler. Şu anda en büyük ihtiyaçlarımızdan bir tanesi diyor uzmanlar, yapay zekanın yaptıklarını özellikle yakın gelecekte, hatta muhtemelen yarın, genel yapay zeka dediğimiz o General Artificial Intelligence denen şeyin kontrolünü sağlayabilecek yapay zeka araçlarına ihtiyacımız var. Ya bir kontrol problemimiz var. İşte burada genç arkadaşlara, genç girişimcilerimize, genç beyinlerimize çok fazla ihtiyaç var diye düşünüyorum. Dünya insanlarının bütününün bilgeliğine ihtiyacımız var. Basit bir kar amaçlı hikaye için biraz fazla tehlikeli bir teknoloji olduğunu düşünüyorum kabaca. Buyurunuz efendim. Selamlar hocam, ismim Elif. Ben aslında yapay zekadan korkum. Benim bir çok ünlü bir bilgisayar markasının son çıkan sanal gerçeklik gözlüğüyle iyice harlandı. Çünkü bu sanal gerçeklik gözlüğü oturduğumuz yerden ofise gitmemizi falan gerektirmeden hem ofisimizde buluşabileceğimiz, yüzümüze filtreler koyabileceğimiz, istediğimiz takdirde filmin içindeymişçesine yaşayabileceğimiz ve tecrübe edebileceğimiz şeyleri bize sunuyor. Ve ben de bu insanı parasosyal davranışlara iter mi ve gerçeklik algısının bu kadar kaybolması beyne nasıl bir davranışsal açıdan nasıl bir yaklaşıma, nasıl sonuçlar doğurur ve insanların sosyalleşmesine nasıl etkiler sağlar diye kafamda bir sürü kabuslar, senaryolar kurmaya başladım. Ben bu konuda sizin fikrinizi merak etmiştim aslında. Yıllar evvel, ben çok teşekkür ederim, çok güzel bir soru. Yıllar evvel ilk kez lokomotif yapılırken birisi demiş ki insan bedeni 80 kilometrenin üstünde hızlara dayanamaz, perişan olacak falan diye. O da yine tarihin çöplüğüne kaldırdık. Büyük konuşmuyorum tekrar. Fakat şu andaki teknolojiler çok emekleme düzeyinde. O gözlükleri bilmem neleri, bir ara VR gözlükler falan çok modaydı. Hala var. Takoz gibi şeyleri kafanıza takıyorsunuz. İlk takınca muhteşem. 10 dakika sonra mideniz bulanıyor. Yarım saat sonra içiniz daralıyor. Çıkarıp atıyorsunuz. Şimdilik öyle bir tehlike yok gibi. Ama yarın bir gün o teknoloji vücudumuza girdiğinde, bedenimizin bir parçası haline geldiğinde, dışarıdan bir ataçman yerine bedeninizin içinde bir şeyle siz teknolojik hale gelmeye başladığınızda, İşte o zaman bunları çok konuşmamız gerekecek. O zaman bunlarla ilgili ciddi problemler var. Yeri gelmişken bir notum vardı, onu paylaşacağım. Neler ele geçiriliyormuş bakın. Yapay zeka tarafından hangi meslekler? Bütün idari işler. Aramızda var mı idareci olan? Gitti. Bütün idari işler. Yatırım uzmanları ve danışmanlar. Artık akıllı borsacılar her tarafta. Yani sizin için yatırım tasarlıyor. Hukuk. Var mı hukuk öğrencisi ya da avukat aramızda? Vallahi yapacak bir şey yok.
Mühendisler ve yazılımcılar, tövbeler olsun. Gitti. Yayıncılık. Yavaş yavaş bana doğru geliyor ibrenin ucu. Yayıncılık, grafik tasarım. Gitti gidiyor. Eğitim. Güvenlik. Eğitim tamam şu anda namlu bana döndü zaten. Boş konuşuyoruz yani. Güvenlik. Her şeyi o sağlayacak. Şoförler, sürücüler. Bak bu kısmı okeylerim. Araba sürmekten çok sıkıldım. Her şey otomatik pilot olsa harika olacak. Temizlik işçileri, madenciler ve diğer bütün riskli işler. Yapay zeka tarafı. Dünyada meslek kaldı mı? Doktorlar gidiyor biraz önce söyledim zaten. Otel işletme falan gibi. Vallahi yapay zeka 1000 kat iyisini yapar ben size söyleyeyim. Kapıda güler yüzle karşılar, çipil çipil bir robot sizi falan. Niye olmasın yani? Çiftçilik vallahi çoğu yerde otomatik gidiyor benim şu anda bildiğim. Yani hiç hemen hemen hiçbir şeye ihtiyacı yok. Arkadaşlar kapatacağız. Bölümün sonuna geldik. Bu konu muhtemelen 20 yıl daha konuşacağımız. Ama biz konuşurken Atalan'ın Üsküdar'ı değil Barcelona'yı geçeceği bir konu. O yüzden konuşurken konuşalım bunların hepsi güzel. Alabileceğimiz her türlü aksiyonu alalım. Benim bu muhabbetten çıkarttığım birinci ders sorumlu kullanım. Dikkatli kullanalım. İki, İnsan gerçekten ne işe yarar sorusunu bugünden itibaren sormaya başlayalım. 3. Benim dünyaya vereceğim şu parmak izim gibi benzersiz katkı acep ne ola ki diye biraz daha kendimize dönüp ilgilenmeye başlayalım. 4. Eğer bu konulara merakımız varsa öğrenelim. İnternetten şu anda programcılık öğrenmek neredeyse bedava. Öğrenip bu konuda aklımıza gelen en tatlış girişimleri yapalım. Dünyanın sizin yardımınıza ihtiyacı var.